Amerika bu ülke tarihinde görülen en büyük sosyal kırımlardan birisi. Bir gecede binlerce insan aşından, işinden edildi. Çocuklarıyla birlikte, yakınlarıyla birlikte geleceğinden edildi. Bunlardan intihar edenler oldu. Buna dayanamayıp hayatını kaybedenler oldu. Ve bunların hiçbirisi objektif hiçbir hukuk kriterine dayanmadan yapıldı. Mahkeme kararını geçtim. Yani bırakın mahkeme kararını, normal bir komisyonun bile gerek yoktur böyle bir şeye diyeceği boşlukta ve hiçlikte şeyler için insanlar bu şekilde mağdur edildi. Demokratik bir dönüşüm olacaksa eğer, bunun KHK'lılardan başlaması kaçınılmazdır. Bu konuda iktidarın manipülasyon alanlarından uzak durmakla başlanabilir. Onun kavramsallaştırma argümanlarını benimsememek de bunun ilk adımıdır. Bu konuda bütün muhalefet bir söylem birliği geliştirirse en azından bundan sonrası için bu tür hoyratça yaklaşımların da önü kesilmiş olur. Bunu takip edecek diğer bir adım, bu zulmü yapanların, bunda rol ve işlev görenlerin de yargı önünde ama bağımsız bir yargı önünde bunun hesabını vermeleridir. Şöyle diyebiliyor muyuz? Yani yeni parlamentoda Sırrı Süreyya Önder KHK'lıların da sesi olacak. Şüphesiz sadece benimle de sınırlı olmamalı bu. Bu bir asgari demokratlık iddiasında olan, vazgeçtim ondan da vazgeçtim. Asgari insani değerlere haiz olan herkesin bu ses olma işlevini yerine getirmesi lazım.